Bugün sizlerle çok lezzetli fırında balık tarifimiz var. Buyurun yapımına geçelim. Bunun için 2 adet iri kuzu balığı kullanıyorum. Filoto haline gelmiş. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekiğimiz var. Karıştırma kabına biraz zeytinyağı ilave ettikten sonra baharatlarımızı içine katıp karıştırıyorum. Bir fırça yardımıyla bu karışımdan bütün balıklara sürüyorum. Önünü arkasına bu şekilde sürüyorum ve fırın tepsisine yerleştiriyorum balıkları. Ben kuzu balığı kullandım. Çupra da olur, levrek de olur. İstediğiniz iri bir balıklı olabilir. Bu şekilde iki yüzünü de soslayıp fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ve biraz da patates bu sosa buluyorum. Onları da balıkların altına yerleştiriyorum. Arzunuza göre 2-3 tane de böyle küçük kırmızı biber hafif sosla yağlıyorum elimle. Onları da fırının köşelerine, fırın tepsisinin köşelerine ilave ediyorum. 1 adet de köy biberini 4 eşit parçaya böldüm. Onu da hafif yağlayarak fırın tepsisine serpiştirdim aralara. 1 adet limonu dilim dilim doğradım. Onları da balıkların üzerine ilave ettim. Bir adet kuru soğanımızı halka halka doğrayarak onları da balıkların üzerine serpiştirdim. ...190 derece fırında yarım saat pişiriyoruz. Evet, soslu soğanları da sosa buluyorum. Kalan sosumuza. Bu şekilde daha lezzetli olur. Evet, tepsimiz hazır. 190 derecede yarım saat pişirmek için fırına sürüyorum. Evet, pişti balıklarımız. Mis gibi kokular yayıldı. Bu şekilde çok sağlıklı bir balık elde etmiş olduk. Ama ben nar gibi kızarmasını istediğim için, bizim damak tadımıza daha uygun olduğu için bu şekilde isterseniz servis yapabilirsiniz ama biz daha kızarmış sevdiğimiz için fırının üst gözünü yaktım. 5 dakika kadar orada pişireceğim. İçi pamuk gibi, dışı daha çıtır olsun istiyorum. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Fakat ben bir daha pişirmek istiyorum. Evet, fırının üst gözünü yaktım. 5 dakika nar gibi kızardı. İçi pamuk gibi, dışı çıtır çıtır oldu. Bu şekilde servis yapıyorum. Afiyet olsun. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve sağ alt tarafta bir zil var. Ona basarsanız eğer tariflerimden ilk önce sizlerin haberi olur.
İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.